İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Mandalyella Napul Ermeni Kulübü bir Ermeni köy festivali düzenliyor. Batı Ermenistan'ın evlatları Ararat Melkomyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Artsakh Dışişleri Bakanı, Artsakh Savunma Ordusu'nun tasfiyesi hakkında konuşmak gerçekçi değil. Artsakh Ombudsmanı, Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerini Stepanakert'in çıkarlarıyla çelişen açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırdı. Artsakh, gıda kıtlığı nedeniyle gıda kısıtlamalarını güçlendiriyor. Avrupa 17 yaş altı halter şampiyonasında Serioja Barsegyan altın madalya kazandı. Mandalya La Napul Ermeni Kulübü 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü Ermeniköy Festivali'ni düzenleyecek. Festival saat 11.30'da Mandalya La Napul Robinson Park Avenue Mer adresinde gerçekleşecek. Etkinlik çerçevesinde Haçkar önünde tören, açılış konuşması icra edilecek. Festivalde Ermeni mutfağı dahil çeşitli yemekler, Ermeni müziği, şarkısı ve dansı sunulacak. Ücret 25 Euro'dur. 10 yaşından küçük çocukların girişi ücretsizdir. Ararat Melkomyan, 1 Şubat 1973'te Artsakh'ın Martuni bölgesine bağlı Garmirşuga köyünde doğdu. Aile 6 çocuktan oluşuyordu. Okuldan mezun olduktan sonra Moskova Hukuk Enstitüsü'nün yarı zamanlı bölümüne girdi. 1991'de Sovyet ordusuna alındı. Bir yıl sonra Mardoni şehrinde döndü ve Garmirşuga'daki öz savunma ekibine dahil edildi. Komutanları Montemelkonyan ve Movse Sagopyan'dı. Birlik komutanı olarak hizmet verdi. 1994 yılında 2. dereceden Artsakh Askeri Haç Nişanı ile ödüllendirildi. Daha sonra Moskova Silahlı Kuvvetleri Akademisi'nde eğitimine devam etti ve ardından Artsakh'ın Ne Askeri Birliği'nin komutanı oldu. 2016 yılında 4 gün süren savaşa ekibiyle katıldı ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin 1. dereceden Askeri Haç Nişanı ile ödüllendirildi. Şubat 2018'de Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın 1. Askeri Birliği'nin komutanlığına atandı. Temmuz 2019'dan bu yana Mardoni Bölgesi Yönetimi'nin başı konumundadır. 2021-2023 yıllarında Artsakh Cumhuriyeti Milli Güvenlik Teşkilatı 1. Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 7-16 Ocak 2023 tarihleri arasında Artsakh Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevini yürütmüştür. 16 Ocak 2023 tarihinde Artsakh Cumhuriyeti Devleti Başkanı kararnamesi ile Artsakh Cumhuriyeti Milli Güvenlik Teşkilatı'nın müdürü olarak atandı. 2020'deki 44 gün savaşında Artsakh Cumhuriyeti'ne olağanüstü hizmetlerinden dolayı Ararat Melkomyan'a Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Artmyan tarafından en yüksek Artsakh Kahramanı unvanına layık görüldü. Ararat Melkomyan tüm general askeri rütbesine sahiptir. Urartu yabani buğdayı. Yakın zamana kadar bu türün Ermenistan'a özgü olduğu düşünülüyordu. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki tek lokasyon, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gehadir, Vogjabert ve Cırveş köyleri civarında ve Godayk bölgesindedir. Şu anda Urartu türü buğdayın diğer ülkelerde de yetiştiğine dair haberler var. İran, Türkiye, Lübnan ve Suriye. Bu buğday türü son zamanlarda oldukça ilgi görmektedir. Katı grup hexoploid veya ekmek meyvesi grubunun oluşumunda önemli bir bileşen olarak kabul edilir. 6 tür çeşitlilik vardır. Yeni bilgilerle birlikte Urartu buğdayının yeni özellikleri ortaya çıkarılmış, araştırılmasına büyük ilgi oluşmuş ve bu nedenle korunması birincil derecede önem kazanmıştır. Artsakh Dışişleri Bakanı Sergey Gazaryan, Yerevan Stepanakert'te gerçekleşen çevrim içi toplantıda Artsakh Savunma Ordusu'nun tasfiyesi konusu gerçekçi değil, dedi. Sergey Gazaryan, çatışmaya aşina olan herkes savunma ordusunun Artsakh halkının güvenliğinin garantörü olduğunu bilir. Buna defalarca ikna olduk. Özellikle saldırgan, söylem ve provokasyonların olduğu koşullarda bu tür talepler gerçekçi değil. Azerbaycan tarafının söyleminden değerlendirilecek olursa onlar hep bunu söylüyorlar. Dün o ülkenin cumhurbaşkanı yine aynı şeyi dile getirdi. Savunma ordusu Artsakh halkının güvenliğini sağlıyor ifadesinde bulundu.
Batı Ermenistan hükümeti bağımsız Artsakh ile ilgili son tartışmalara ve çeşitli yetkililer tarafından ifade edilen görüşlere zaten atıfta bulundu. Bağımsız Artsakh'ın 1919'da Boğuzlubar tarafından yeniden kurulan ve 1920'de 20'den fazla devlet tarafından tanınan Ermenistan'ın bağımsız devlet organlarına sahip bir bölgesi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Artsakh Savunma Ordusu, yerli halkının güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma işlevine sahip bu yapılardan biridir. Artsakh Savunma Ordusu'nun feshedilmesine değinen herhangi bir açıklamayı, bağımsız bir devletin iç işlerine karışmaya, yerli halkların ve toprakların güvenliğini tehdit etmeye yönelik bir adım olarak kabul ediyoruz. Batı Ermenistan hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Bakü aleyhine tüm bu konuların yer aldığı bir dava açmıştır. Ermenistan devletine yönelik her türlü tacizden kaçınmayı talep ediyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti yüksek makamlarının temsilcilerinin ortak davamıza ve Artsakh'ın çıkarlarına müdahale eden ve kendi kaderini tayin hakkını sorgulayan açıklamalardan kaçınmasını arzu edilir. Artsakh Ombudsmanı, insan hakları savunucusu Geram Stepanyan bu düşüncesini Yerevan Stepanager çevrim içi toplantı sırasında Artsakh'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmasına ilişkin Ermenistan Cumhuriyeti'nin bazı hükümet yetkilileri ve milletvekillerinin açıklamaları hakkındaki soruyu yanıtlarken ifade etti. Ombudsmana göre bu ifadeler daha sonra uluslararası ortaklar tarafından alıntılanmıştır. Stepanyan, bizim durumumuzda bu hak, yaşam hakkı ile eşdeğerdir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin halkı ve yetkilileri neler olduğunu, tehdidin ciddiyetini olabildiğince açık bir şekilde anlamalıdır. Çünkü bunun tam olarak anlaşılmadığı izlenimi yaratılmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve hatta sürgündeki diasporanın tepkisi ve sükuneti benim için anlaşılmaz, dedi. Artsakh'ın çıkarlarına aykırı açıklamalar yapmaktan kaçınılması, yardımcı olamayacaklarsa bari engel olunmaması çağrısında bulundu. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh'ın ifade ettiği görüşü desteklemektedir. Artsakh asla Bakü'nün egemenliği altına girmedi ve girmeyecek. Artsakh, Doğu Ermenistan, Cavah, Nahçıvan gibi bağımsız ve özgür Ermenistan devletinin bir eyaletidir. Biz bütünlüğümüzde ve birliğimizde güçlüyüz çünkü topraklarımızın yerlisiyiz. Ermenistan devletinin nihai sınırları netleşmeden jeopolitik denge kurulamayacaktır. Herkesi Artsakh'ın çıkarlarıyla çelişen ve ortak çıkarlarımızı doğrudan etkileyen açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Artsakh yetkilileri Bakü'nün son zamanlarda Berzor yolu ablukasını sıklaştırması nedeniyle gıda kıtlığı derinleşirken restoranların büyük akşam yemekleri ve cenaze sonrası toplantılara ev sahipliği yapmasını tekrar yasakladı. Stepanakert sakini Silva Haçadıryan, Özgür Avrupa Radyosu'nun Ermeni servisine verdiği röportajda dükkanlarda artık şeker, sabun ve çamaşır tozu kalmadı. Şekerleme fiyatları ise 5 kat arttı. Ayçiçek yağı ve ilaç fiyatları 15 Haziran'dan bu yana 2'ye katlandı. Bakü yetkilileri Nisan ayında Berzor yolunun başlangıç noktası olan Hakari Nehri üzerindeki köprünün yakınında kurulan Azerbaycan kontrol noktasında ateş açılmasının ardından Artsakh'a yardım ulaştırılmasına 15 Haziran'dan bu yana izin vermiyor. Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya himayesinde 2020'de Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki savaşın sona erdirilmesi konusunda varılan anlaşmanın ağır ihlali olarak gördüğü ablukayı kaldırması için Bakü'ye çağrıda bulundu. Avrupa Birliği, 23 Haziran'da ablukanın yerel halkın geçim kaynaklarının doğrudan tehdit ettiğini ve potansiyel bir insani kriz konusunda ciddi endişeler uyandırdığını ifade etti. Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa 17 yaş altı halter şampiyonasında 67 kiloda Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi Seryoja Barseryan 131+147 toplamda 278 kilo sonuç ile altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca koparma ve itme hareketlerinde de birinciydi. Gerçekleşen bu Avrupa 17 yaş altı halter şampiyonasında Ermenistan Cumhuriyeti 3. madalyayı kazandı. 61 kilogramda Jora Gregorian altın madalya, 49 kilogramda Karlen Davidyan bronz madalya kazanmışlardı.
Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gusan ve Halk Şarkıları Topluluğu tarafından seslendirilen Avarayri Daştın adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.